Ve Malatya programında bizi arayan sevgili Malatyalılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında bugün gerçekten kafam çok karışık. Arkadaşlarımız olayın pek çok yerine girdiler. Fakat yine aldığımız haberler, yine aynı konuların üstünde durmamız gerektiğini bize maalesef bildiriyor. Az önce ben diyecektim ki 4 günde 18 tane şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin diyecektim. Ama az önce öğrendik ki bugün de 7 tane gencimiz daha şehit olmuş. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlarına sonsuz sabır, sonsuz ecir lütfeylesin ve milletimizin başı sağ olsun. Hakikaten çok zor günlerden geçiyoruz. O yüzden kısaca bugünlere nasıl geldik? Tekrar altını çizmek, sonra da çok apayrı bir gündemden size bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz, yani bunları, bu tarihi hatırlatmaları yapmak zorunda hissediyorum çünkü biz bir türlü hafızamızı çalıştırmadığımız için, dönüp arkamıza bugüne nasıl geldik bunu düşünmediğimiz için aynı hataları sürekli tekrar etmeye devam ediyoruz. Nasıl geldik? Sınırlarımız bu hale nasıl geldi? Bakın, Saddam Hüseyin bir gün dedi ki Kuveyt'in Batra eyaletine, Kuveyt Batra eyaletine bağlıdır. Batra da İran'dır. O yüzden Kuveyt'in İran olması lazım. Ve Kuveyt'e çıkartma yaptı. Sene 1992 Ağustos. Aslında Amerika'nın gücünü yanında hissediyordu. Çünkü iyi ilişkileri vardı. Ama bunun karşısında Amerika'nın öncülüğünde 28 tane ülke bir araya geldi. Bunlara koalisyon gücü de diyebiliriz. Ve ne yaptı? Birinci Körfez Savaşı'nı ya da Çöl Fırtınası Harekatı olarak anılan Körfez çıkartmasını başlattılar. Bu Körfez çıkartması sırasında ülkedeki siyasilerin hiçbirisi, bunu çok iyi dinlemenizi istiyorum. Tarih anlatmak için bunu söylemiyorum. Bizim nasıl bir siyasetçi profiline ihtiyacımız var? Ülkedeki siyasilerin hiçbirisi bu olayın perde arkasını göremedi. Ama Profesör Doktor Aydar Başbey anında bir açıklama yaptı ve dedi ki Körfez çıkartması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek için yapılmaktadır. Tabii bunu anlamaktan bile uzak olan siyasiler, bakın o günlerde neler yapıyorlardı. Şimdi Ünal Hocam dedi buranın yetiştirdiği siyasileri, ama o siyasilerimizden bir tanesinin bu konuyla ilgili yaptıkları. O dönemin Dışişleri Bakanı Engin Güner'in açıklaması, onun ifadeleri bunlar. Özal Amerika'yı Saddam'a karşı sürekli cesaretlendirdi. Bu adamı gözünüzde büyütmeyin, isterseniz bu adamı yenebilirsiniz diyordu ve Irak'a girmek için Amerika'yı davet ediyordu. Çok ilginçtir bu. Özal Amerika'yı davet ediyordu. Neyi hatırlatıyor bize? Biraz sonra yine konuşacağız. Ve Amerika'nın Körfez Harekatı'nın sonucunda kim haklı çıktı? Özal'ın istediği gibi neticeler mi oldu? Elbette Profesör Doktor Aydar Başbey yine haklı çıktı. Çekiç güç kuruldu. İncirlik ve Pirinçlik hava üsleri koalisyon güçlerine açıldı. Ve maalesef siyasilerimiz hiçbirisi bu konuda üzerine düşen vazifeyi yapmadı. Baş yine bu konuyla ilgili dedi ki 1993'te, yani Profesör Doktor Aydar Başbey iyi anlamanızı istiyorum. Çekiç güçle o bölgede tampon bir bölge oluşturulacak. Dış kaynaklı güçler terörist eğitecek, bunlar bölgeye salınacak ve bölgede anarşinin önü alınamayacak. Çekiç güç anarşi çıkaracak. Sonraki süreçte biz neyi gördük? Çekiç gücün PKK'yı nasıl yetiştirdiğini, güya huzur operasyonu için oradaydılar. Ülkemizin güneyinde, Irak'ın kuzeyinde, Irak devletinin giremediği bir bölge nasıl oluşturduğunu, nasıl bir tampon bölgeye doğru gidildiğini, aşiretleri orada nasıl öne çıkarttığını, daha yetmedi, ülkemizde PKK'ya uçakla malzeme attığını biz görmedik mi? Daha da yetmedi, o dönemin Genelkurmay Başkanı olması lazım, Eşref Bitlis'in de içinde bulunduğu helikopteri düşürmeye çalıştıklarına şahit olmadık mı? Yine kim haklı çıktı? Yine dönemin siyasileri sınıfta kalırken Profesör Doktor Haydar Başbey bu konuda da haklı çıktı. Ve artık sınırlarımızda ne vardı? Yine fiili bir
hükümet, resmi bir hükümet var ve fakat bir Kürt devleti, kukla bir Kürt devleti şekillendirilmeye başlanmıştı. Sıra geldi, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin artık çekiş güçlü oluşturduğu şeye son noktayı koymasına. Ve Amerika yine Irak'a girmek istiyordu. Saddam'ın elindeki kitle imha silahlarını yok etmek, bunun bahanesi olarak İngiltere'yi de yanına alarak bölgeye bir çıkartma yapmak istedi. Bunun karşısında, bu arada çekiç gücün bu ülkedeki varlığı sorgulanırken 6 ayda bir mecliste onaylanıyordu. Ya bak, sıkmak istemiyorum size ama lütfen bunları düşünün. 6 ayda bir meclisten geçiyordu. Ve her meclise sunulduğunda çekiç gücün bu ülkedeki faaliyetlerini destekleyecek şekilde meclis buna onay çıkarttı. Peki iktidarda kimler vardı? En başta dedik zaten Özal vardı. Daha sonra SHP'sinden DYP'sine, Refah Partisi'nden bilmem artık şu ana kadar gördüğümüz siyasi aktörlerin hepsi ne yaptılar? 6 ayda bir bu faaliyeti desteklediler. Yani şu an hiç kimse çıkıp da diyemez ki ben bu konuda vazifemi yaptım. O yüzden artık biz biliyorsunuz her programda da söylüyoruz. Şu partili bu partili değil, devletimizin ve milletimizin yanındayız. 2001 yılında dedik ABD ikinci kez Irak'a çıkartma yapmaya karar verdi ve artık çekiç güce ihtiyacı kalmadı. Bunun için bir kuzey cephesi açmak istiyordu. Kuzey cephesi açmak için de Türkiye'nin desteğine ihtiyaç vardı. Mart ayında tezkere reddedildi. Biliyorsunuz karadan Amerikan askerlerinin Irak'a girişi tezkereyle beraber reddedildi. Ama daha öncesinde de DSP ile ve dönemin Genelkurmay Başkanı'ndan Amerika destek istemişti bu konuda. Onlar gerekli desteği vermeyince bir anda hükümet devrildi biliyorsunuz. Ve bir seçim gerçekleştirildi. Bugünkü iktidarımız da o zaman başa geçti. Ve 1 Mart tezkeresi onaylanmayınca 2 Nisan'da lojistik destek konusunda iki devlet arasında bir anlaşma imzalandı. Ne demek bu? Amerikan askerlerinin ihtiyaçları Türkiye'den sağlanacak. Ve daha yetmedi, yeni bir tezkere daha geçirildi. Hava üstümüz İncirlik Amerikan askerleri için açılacak. Ve ardı ardına binlerce sortiyle bizim Müslüman kardeşlerimizin üstüne bomba yağdırdı Amerikan güçleri. 2 milyon insan can verdi. 60 bin kadının ırzına geçildi. Ve artık resmi olarak bir hükümet olmakla birlikte fiili olarak orada hem etnik açıdan bir ayrışma yaşandı hem de bizim güneyimizde Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti şekillendirildi. Arkadaşlar bunları çok iyi görmemiz lazım. PKK nasıl bugünlere geldi? Kimler tarafından desteklendi? Yine gelelim Suriye'ye. Suriye sınırımızda da biliyorsunuz bir Suriye devleti vardı bizim. Güney sınırımızda bir Suriye devleti vardı. 2000 yılına kadar Hafız Esad'ın başında olduğu, daha sonra onun vefatıyla beraber oğlu Beşar Esad'ın başa geçtiği bir Suriye devleti vardı. 2010'lu yıllarda ise Hafız Esad gerçekten diktatör ve halkının ihtiyaçlarına cevap veremeyen bir insan. Fakat oğlu ciddi reformlar yapmıştı ve ülkede güzel bir atmosfer vardı. Hatta biliyorsunuz başbakanımızla ikili ilişkileri, aileleri arasındaki ikili ilişkiler, birlikte tatiller, hakikaten çok güzel bir atmosfer. Sonra vizeler kaldırıldı iki ülke arasında. Belki de dönemin en yüksek ilişkilerinin yaşandığı bir dönemdi o dönem. Fakat 2011 yılında Arap Baharı'nın oraya sıçratılmasıyla beraber birden Esad bizim düşmanımız oldu. Biraz önce Abdullah Bey de ifade ettiler. Biz ne yaptık? Biz bu olayda tarafsızlığımızı koruyamadık. Biz bu olayda Müslüman ve sınır komşumuzun yanında da yer alamadık. Biz bu olayda maalesef Haçlı'nın yanında yer aldık. Ve güney sınırlarımız işte bu yüzden bu hale geldi. Şu anda neyle uğraşıyoruz? Şu anda IŞİD'le uğraşıyoruz. Şu anda PKK ile uğraşıyoruz. PYD ile uğraşıyoruz. YPG ile uğraşıyoruz. Ama biz bugünlere kolay gelmedik. Ve bugün herkesin üstünde ittifak ettiği bir gerçek var ki
Bilmiyorum hani bu bunun sebebi nedir? Niçin hala iktidarımız bu konuda gerekeni yapmamaktadır? Bu konunun içinden çıkabilmenin tek yolu yine Suriye devletinin bütünlüğünü sağlayacak o ülkenin resmi hükümetiyle diyalog içerisinde olmaktır. Onunla bu olayı çözmektir. Ama biz ne yapıyoruz şu anda? Tam olarak diplomatik ilişkilerde gerekli yere gelmeden sadece askeri müdahaleyle olayın içinden çıkmaya çalışıyoruz ki Allah gerçekten Mehmetçiğimizin yanında olsun, Allah muvaffak etsin ve siyasilerimize de artık bir an evvel daha doğru davranmayı nasip etsin. Hemen bu konuda Atatürk olsaydı ne yapardı? Çünkü Profesör Doktor Aydar Başbey'in hep bir ölçüsü vardır biliyorsunuz. Bu arada biraz önce ifade edilmişti Suriye ile ilgili saflar belirlenmeye başladığı zaman Profesör Doktor Aydar Başbey demişti ki Hüseyin'i bir duruşla vatanını savunmaya çalışıyor Esad. Şu anda gerçekten hepimizin geldiği nokta ne? Vatanını savunan bir insan ve bizim de bu konuda destek olmamız gereken ya da diyalog içerisinde olmamız gereken bir insan. Peki Atatürk olsaydı bugün ne yapardı? Hemen bunun altını çizelim. Çünkü biz Atatürk gibi düşünmeyi tekrar başlamadan hiçbir olayın içerisinden çıkamayız arkadaşlar. Atatürk ne yaptı döneminde? Balkan Paktı'nı imzaladı. Çünkü 1934'te. Niye? Çünkü sınırındaki komşu ülkelerle güzel bir ilişkiyle ancak yurtta sulh, cihanda sulh gerçeğini yaşayabileceğini biliyordu. Atatürk'ün mantığı buydu. Ve Balkan Paktı'yla, Yugoslavya'yla ve Bulgaristan'la anlaşma imzaladı. Hatta Atatürk 1926'lı yıllarda yine bütün Balkanları kapsayacak, sınırları güvence altına alacak anlaşma için ciddi diplomatik girişimlerde bulundu. Sonra ne yaptı? Güneyimizde yine ve doğumuzda Sadabat Paktı'nı imzaladı 1937'de. Sadabat Paktı'yla bakın basiret budur işte. İtalya Habeşistan'ı işgal etti. Bu Orta Doğu'nun güvencesini tehlikeye altına alacağı için Atatürk de bu bölgelerdeki ülkelerle Sadabat Paktı'nı imzaladı. Yani gidip İtalya ile beraber olup kendi sınırındaki ülkelere düşmanlık etmedi ya da onları yalnız bırakmadı. O zaman Atatürk gibi düşünürsek bizim de komşu ülkelerimizle ilgili yapacağımız şey gayet açık ve nettir. Yine bugün karşımıza çıkan bir başka, bunlarla çok alakalı değil ama bir konudan daha size bahsetmek istiyorum. Daha önceki konuşmalarımda bundan bahsetmiştim, arkadaşlarım da değindiler. Geçen gün elimize geçen bir kitap maalesef bu konuda hatırlatma yapma ihtiyacı duyurdu. Bakın 2014 baskılı bir kitap. Diyanet Vakfı tarafından basılmış. 2014. Kitap ne biliyor musunuz? Kitap, Said Nursi'nin sözleri toplanmış, Sözler ismiyle bir kitap oluşturulmuş, bu da mescitlere konmuş. Bir mescitte karşımıza çıkan kitap. Eğer vaktim yok varsa bu konuda birkaç cümle tekrar hatırlatmak istiyorum. Said Nursi kimdir? Bunu çok iyi anlamanızı istiyorum. 15 Temmuz'da hepimiz yaşadık, öyle değil mi? İnsanlar kendi insanlarını acımasızca öldürdüler. Yani çünkü belli bir fikriyat, belli bir hissiyat din diye o insanlara öğretilmişti. Çünkü diyalog diye bir yalana inanmışlardı. Ha şu anda durum farklı mı? Şu anda bir Fethullah mücadelesi var gibi gözüküyor. Doğru mu? Var gibi gözüküyor. Ama şu anda durum farklı mı? Eğer farklı olsaydı Diyanet eliyle Diyanet Vakfı tarafından Said Nursi denilen insanın kitapları basılıp mescitlere yerleştirilmezdi. Peki Said Nursi kimdir? Said Nursi Atatürk'e deccal diyen insandır. Said Nursi kimdir? Said Nursi cuma namazı kılmayan insandır. Bakın Diyanetimize sesleniyorum. Said Nursi kimdir? Said Nursi sıkıldığı için mescide, camiye gitmeyen insandır. Said Nursi hayatı boyunca hiç hac yapmamış insandır. Daha sayayım mı Said Nursi ile ilgili? İşaret diye bir şeyinde öyle bir cümlesi var ki Said Nursi'nin. Bakın diyor ki, ben diyor 79 ölü ile bir dirinin fihristesiyim. Yırtılmış Said'i atar, yeni Said'i giyerim.
Düşünebiliyor musunuz? Bakın yırtılması, hücrelerin diyor yılda iki defa yenilenmesi gibi yenilenirim. Adam reenkarnasyona inanıyor. Ha biz böyle bir insanın adıyla, sözüyle kendi atamıza düşman olduk. Ve Atatürk'e Deccal diyen insanın kitaplarını mescitlere yerleştirdik. Yani böyle bir diyanetle bizim düzgün bir yere gidebilmemiz mümkün mü? Ve diyaloğun başlangıç noktası Said Nursi'dir arkadaşlar. Bu fitnelerin başı diyalogtur. O insanları kendi insanını öldürecek kadar milletine düşman yapan, aidiyet duygusunu elinden alan faaliyet diyalogtur. Çünkü diyalog nedir? Biliyorsunuz Fethullah Gülen'in en büyük savunduğu davası diyalogtu. Nedir diyalog? Kendi sözleriyle dinler arası diyalog. Bunu Papa 2. Jean Paul 3. Jean Paul söylüyor 1991 yılında. Dinler arası diyalog kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonun bir parçasıdır. Yani herkesi Hristiyan yapmak için bu faaliyet vardır. Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir. Yani aslında bir misyonerlik çalışmasıdır diye açıktan ilan ediyorlar. Yine diyorlar ki 1. bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı, 2. bin yılda Afrika ve Amerika Hristiyanlaştırıldı, 3. bin yılda ise Asya'yı Hristiyanlaştıralım. Yine Vatikan yayınlarında şöyle söyler, bu diyaloğun tek amacı, bakın tek amacı diyor, 2-3 amaçtan bir tanesi değil, İncil'i tanıtmaktır ve bundan sonrasına çok dikkat etmenizi istiyorum. Muhataplar, yani diyalog yapanlar, muhataplar, 2. Adem'i, yani Hazreti İsa'yı Tanrı olarak kabul etmek zorundadırlar ki 1. Adem'i de yaratan İsa'dır. Bunu kim söylüyor? Bunu diyalogçunu, diyaloğu icat edenler söylüyor. Ve benim ülkemde diyalog iktidar eliyle beslendi. Diyanet eliyle beslendi. Ve hala maalesef Said Nursi kanalıyla beslenmeye devam ediyor arkadaşlar. O yüzden bizim çok ayık ve uyanık olmamız lazım. Zaten biliyorsunuz, ben daha bunları daha önce de anlattığım için çok teferruatına girmek istemiyorum ama şimdi Atatürk'le de bir, çünkü biz Atatürk Vatandır programındayız. Atatürk olsaydı ne yapardı ya da döneminde ne yapmıştır bu konuda? Bakın önce Said Nursi'nin Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili düşüncelerinden bahsedelim. Said Nursi Çanakkale Savaşı'nda ölen Hristiyanlar için üzülmektedir. Ve Kastamonu laikası 114-115'te der ki, elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazreti İsa'ya mensup Hristiyanların mensuplarının çektikleri felaketler, onlar hakkında bir nevi şehadettir denebilir. Yani Çanakkale Savaşı'nda gelmiş benim ecdadımı, benim vatanımda katletmiş, öldürmüş ama o arada da kendi ölmüş. Bir nevi şehadettir, yani şehit olmuşlardır diyor açıkçası. Yine hatta Çanakkale'de ölen Hristiyanlarla ilgili diyor ki, bunlar kendi sözleri, kimse bana düşman olmasın. Açıp bakabilirler. Kastamonu laikası 45. Perde-i gayb açılsa, yani sırlar perdesi açılsa, kendileri için hazırlanan mükafatları görseler, ya Rabbi şükür elhamdülillah diyecekler. Yani ölen Hristiyanlar perde-i gayb açılsa, diyecekler ki iyi ki biz gelip Müslüman öldürürken ölmüşüz. Bunu bir Müslüman söyleyebilir mi arkadaşlar? Bu bir Müslüman işi mi? Siz bunu şimdi Said Nursi olduğunu bilmeseniz. Ne dersiniz? Bu insan nedir dersiniz? Ben ham vallahi hem billahi derim ki herhalde bu adam bir papazdır. Yani başka bir şey düşündürmez bana. Ama biraz önce anlattığım şey de kafasının çok karışık olduğunu gösteriyor. O da ayrı bir mesele. Yine Papa, o dönemin patriğine gidip ilk diyalog faaliyetini yapan da Said Nursi'dir. Onun imanını kendine kabul eden de Said Nursi'dir. İlgilileri bunu onun kendi kaynaklarından da bulabilirler. Peki, Kurtuluş Savaşı ve Kuvayi Milliyeciler için bu hocalar ne düşünmektedirler? Bakın, 16 Eylül 1919'da İktam Gazetesi'nde yayınladıkları bildiri. Bir çare millet. Bu yan kesicilerin hilelerini, desiselerini hala tamamen anlayamamıştır. Yan kesici kim? İşte Çanakkale Savaşı'nda savaşın kaderini değiştirip İngilizlerin önünü kesen, sonra Kuvayi Milliye oluş ruhuyla beraber milletini örgütleyen Mustafa Kemal ve ona inananlar. Onun sözlerine göre.
Yazık, bin kere yazık ki gerek harp içinde gerek mütarekeden sonra memleket bunların fitne ve fesadı uğruna milyonlarca evladını telef ediyor da Enver, Cemal, Mustafa Kemal vesaire 5-10 eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için icap eden küçük fedakarlığı göze alamıyor. Böyle bir şeyi tahayyül edebiliyor musunuz arkadaşlar? Millet hala kendisini anlatan bu heriflere niçin diyemiyor ki ey hainler, ey Allah'tan korkmayan, peygamberden haya etmeyen mahluklar, muharebe ettiniz, başımızı bin türlü belaya soktunuz, mağlup oldunuz. Halbuki biz Çanakkale Savaşı'nda mağlup olmadık, Osmanlı hükümeti masa başında mağlup oldu. Şimdi niye tekrar gücünüzün yetmediğini ikrar ve imza ettiğiniz devletleri yeniden kızdırarak üzerimize husumet ve gazaplarına davet ediyorsunuz? İngilizleri kızdırdınız, üzerimize Yunanlıları müsallat ettiler. Harpte mağlup, bakın burası çok ilginç. Harpte mağlup olduktan sonra uslu oturmak, yani gelsin karına tecavüz etsin sesini çıkartma diyor. Ve mağlubiyetin neticesine katlanarak telafisini sabrı sükun ve aklı tedbir dairesinde izale etmekten başka çare var mıdır? Böyle bir şeyi kabul edebilir misiniz arkadaşlar? Böyle bir şey kabullenilebilir mi? Hem sizler yalancı ve şakiler diyor. Deni şakiler, kendinize ne hakla, ne yüzle Kuvayi Milliye namını veriyorsunuz? Niye kuvvet, milletin kuvveti diyorsunuz? Utanmaz hainler, artık yetişir, yakamızı bırakın. Cenab-ı Hakk'ın gazap ve laneti üzerinize olsun. Bunun altında kimin imzası var? Bunun altında Said Nursi'nin imzası var. Çok ilginçtir, kendisine din adamı denilen ve onun sözleri derlenerek Diyanet tarafından konulan bu insan, Kuvayi Milliyeciler laneti, Allah'ın lanetini, gazabını uygun görürken Allah-u Teala Tevbe suresi 30. ayette, bakın direkt buradan okumak istiyorum. Yahudiler Hüzeyir Allah'ın oğludur demişler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur demişlerdi. Bu onların kendi özleri ile geveledikleri sözlerdir ki kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da uyduruyorlar. Şimdi Allah bunlara gazap dilerken, bunların karşısında duranlara şehit derken, bunların karşısında mücadele edenlere mücahit derken, Said Nursi ve onun gibi hocalar maalesef bu insanları dinsizlikle itham etmiş ve onları Allah'ın gazabını layık görmüştür. O yüzden arkadaşlar artık önümüze sunulan şeyleri biraz önce Sabri Terzi'nin de söylediği gibi dikkat etmemiz lazım. Seçimlerimize dikkat etmemiz lazım. Yaptığımız işin nereye gittiğine, evveline, ahirine dikkat etmemiz lazım. Çünkü bunlardan hem bu dünyada nesillerimize karşı sorumluyuz hem de ahiret aleminde muhakkak ki sorumlu olacağız. Buradan yine şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Atatürk ne yaptı? Atatürk hayatı boyunca cepheden cepheye ehli kitap ile mücadele etti arkadaşlar. Bakın Bursa Amerikan Kız Koleji'nde iki tane genç kızımız Hristiyan oldu diye meclisi toplayıp okulu kapattı Atatürk. Düşünebiliyor musunuz? Bursa Amerikan Kız Lisesi'nde iki genç kızımız Hristiyan oldu diye bunu yaptı Atatürk. Yine Atatürk ne yaptı? Her cephede İngilizle, Fransızla, İtalyanla, Yunan'la hepsiyle mücadele etti. Hepsiyle. Bir tek kiminle mücadele etmedi? Bir tek Müslümanlarla mücadele etmedi Atatürk. Onların birliği, beraberliği için çalıştı. Çok ilginçtir. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kızarsa kızsın dinleyenlerimiz. Sormamız gereken soru bu bence. Hayatı boyunca hiç hacca gitmemiş, camiye sıkıldığı için gitmeyen, cuma kılmayan, evlenmeyen, Haçlı ile savaşmayan, şakirtlerini yani talebelerini vatan müdafaasına göndermeyen Amerikan yanlısı Said-i Kürdi'nin Atatürk'e deccal diyecek kuvvete nasıl ulaştığı ve bu toplumda ve bu topluma din öğretmek için kurulmuş kurumlarda nasıl din adamı olarak kabul gördüğüdür. Bizim sormamız gereken soru budur. Çünkü bu soruyu sorduğumuz zaman şu cevabı alacağız kendi kendimize. Çünkü maalesef yanlış tercihler yapılmıştır. Basiretli, bakın biraz önce Irak meselesinde söyledik. Şubat 1998'den beri Fethullah Gülen ve diyalog faaliyetlerini önümüze koyan bir insan var. Profesör Doktor Haydar Başbey. Eğer biz bu basiretli insanlarla birlikte hareket etmezsek, işte sonunda geldiğimiz nokta hep bir hüsran
Ve maalesef hep kağın, hep gözyaşıdır. Yine hazine sandığımı biliyorsunuz. Hoş geldin Atatürk kitabı. Biz Atatürk'ümüz kimmiş? Tekrar buradan okuyalım ve sözlerimize onunla son verelim. Profesör Doktor Haydar Başbey der ki, bizce Atatürkçülük tam bağımsızlıktır. Demokrasidir. Cumhuriyete sahip çıkmaktır. Üniter devlet demektir. Kayıtsız şartsız milli hakimiyettir. Ulusal egemenlik demektir. Manda ve himayeyi kabul etmemektir. Ulusal bir savunma demektir. Hiçbir sahada yabancı devletlerin denetiminde olmamaktır. Ekonomik sahada bunun içindedir arkadaşlar. Emperyalizmi reddetmektir. Ona araç olmayı reddetmektir. Yabancı denetimini reddetmektir. Bir milletin dini ve milli hassasiyetine saygılı devletlerle ilişki kurmasıdır. Azınlık tanımını Lozan'a göre yapmaktır ki gerçek bir Müslümanın tavrı budur. Sünni, Şii, Alevi, Bektaşi ayrımı yapmadan sadece bir olmaktır, bir olmak. Kürt, Türk, Laz, Çerkez vesaire etnik ayrıma girmeden Türk milleti diyebilmektir. Devleti ve milletiyle, sivili ve askeriyle bir bilek, bir yürek olabilmektir. Osmanlıca olmamaktır. Milletin manevi değerlerine sahip çıkmaktır. Mazlum milletlere yardım etmek, batıya karşı işbirliği, güç birliği demektir. Harama helal, helale haram dememek. Ehli beyt mantığında dindar olmaktır. Kısaca Atatürkçülük, ne mutlu Türk'üm diyene diyebilmektir diyorum. Çok teşekkür ederken bir cümle söylemek istiyorum. Buyurun. Muhakkak izleyenlerimiz çoktur, biraz belki şey olacak ama haftalardır izleyip selam bekleyen arkadaşlarım var müsaadenizle. Şu anda beni izleyen lise arkadaşlarıma ve bütün milletime gönülden selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Mumcuoğlu. Selamın karşılığında bekleyelim mi? Yok. Peki, teşekkür ederim. Bugün eksik takım olarak sahaya çıktık. Eksik oyuncularımızın konuşma hakkını da kendilerine verdik. Onun için iki kişilik